Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu elimde görmüş olduğunuz Oppo A91 cep telefonunu kutusundan çıkartıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Oppo'nun birçok modeli bize geliyor. Biz de test ediyoruz. Hatta kulaklıklarını vesaire test etmiştik. A91'de markanın böyle hani giriş seviyesinin biraz üstü ya da ortaya yakın olarak tanımlayabileceğimiz modellerinden bir tanesi. Hemen arkasında şimdi bazı şeyler yazıyor. Şöyle göstereyim ben. Gelsin sevgili kameramanım. Ne yazıyor? 48 megapiksel yapay zeka var diyor. In-display fingerprint 3.0. Çok hızlı bir ekrandan parmak izi okuma teknolojisi varmış. Vogue Flash Charge 3.0 biliyorsunuz. Oppo yüksek hızlı şarj koyuyor cep telefonlarına. Bu modelde de 3.0 versiyonu bulunuyor. Full HD AMOLED bir ekranımız var. Full HD Plus daha doğrusu. Birazdan onun detaylarına değineceğim arkadaşlar. Güzel bir telefona benziyor. En azından ben daha şimdi kutuyu açmadım. Sıfır kutulu ürün geldiği için de her zaman yaptığımız gibi bir kutu açılımı yapalım dedik. Bize gönderilen versiyon bakıyorum burada Blazing Blue diye geçiyor. Bu ürünün iki tane rengi bulunuyor arkadaşlar. Bir tanesi ışıltılı mavi, bir de siyah rengi oluyor. O siyah rengin ismi ise ışıltılı siyah ve çarpıcı mavi olarak geçiyor. Şimdi iki rengimiz var olduğunu söyledik. Şimdi şöyle yakına gelelim. Kamerayı getirelim biraz daha yakına, evet. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı var. Bu ürünün böyle bir sürümü bu. Tek sürüm var bildiğim kadarıyla. Belki ileride başka sürümler gelir mi bilmiyorum. Şöyle bir kutusundan çıkartalım. Birazcık şöyle açtık kutumuzu. Bıçağımızı kenara çıkartalım. 6.4 inçlik AMOLED bir ekran var dedik. 1080'e 2400 piksel çözünürlük var. Kutumuzu açıyoruz. Evet, şunu atalım. 20'ye 9 ekran oranımız var. Şu anda kutuyu aç. 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 Açamadık. Evet, şu an kutudan düştü. Şöyle bakalım. Tahmin ettiğiniz gibi burada bir kılıf var. SIM kart iğnemizi görüyorsunuz. Şuradan bir hızlı başlangıç kılavuzu. Garanti belgesi. Yumuşak, şeffaf bir kılıf. Güzel oluyor bu kılıflar. Ben seviyorum böyle kılıfları, açık söylemek gerekirse. Dikey bir kamera dizilim var herhalde. Şimdi onu göreceğiz. Bunları şöyle bir kenara kaldıralım. Evet. Ürün burada. Oppo A91 yazısını görüyorsunuz. 48 megapiksel. Az önce aslında kutuda yazan şeyler bunlar. Ekrandan parmak izi okuma. SuperVOOC 3.0 ve Full HD Plus AMOLED ekran. AMOLED olması güzel olmuş bence. Bunun dışında arkadaki kamera dizilimini görüyorsunuz. Dörtlü bir kameramız var. Yeri gelmişken biraz o kameradan da bahsetmek istiyorum. 48, 8, 2 ve 2 olmak üzere dörtlü bir kamera var. 48 megapiksel ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel siyah beyaz ve 2 megapiksel de alan derinliği için olduğunu söylemiş olalım. Şöyle jelatinimizi açalım. Şuradaki şöyle etiketleri vesaire de çıkartalım. Yalnız şık bir telefon var. Şu arka kısmı görüyorsunuz şu anda parlamasını. Ve çok değişik bir renk dizilimi var. Bence bunun mavisi güzel. Siyahı nasıl bilmiyorum ama bize sormuşlardı bu arada. Biz mavi gönderirseniz iyi olur dedik. İyi de doğru bir tercih yapmışız muhtemelen. Oppo yazısını görüyorsunuz. LED lambamız var. Kamera dizilimi de dikey bir şekilde tasarlanmış. İnce bir telefon var. Şık bir telefon var. Yan tarafı gösterelim. Ses açma kapama tuşlarımız var burada. Burada bir adet SIM kart yuvamız var yan tarafta. Bu tarafta ise sadece bir power tuşumuz var. Üst kısım hiçbir şeyimiz yok. Alt kısımda hemen göstermiş olayım. Type-C bağlantımız ve benim çok sevdiğim 3.5 milim kulaklık çıkışı var. Şurada da hoparlör yuvalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Açalım cihazı. Cihaz açılırken de ben bir taraftan diğer kutu içeriklerine bir göz atacağım. Bastık bakalım açılıyor mu? Evet, şu an açılıyor. Bu açılsın. Bu açılırken biz de SuperVOOC 3.0 destekli şu adaptörü gösterelim sizlere. Normal USB girişi var. Hemen ekranda gördüğünüz gibi. Sanki çıkacakmış gibi duruyor ama öyle bir şey yok. Çok iri değil bu arada. Güzelmiş yani. Bunu kenara alalım. Şöyle bir bakalım. Type-C bağlantı kablomuz. Yeşil tasarlanmış. Bu arada adaptörün içi de yeşil. Şöyle göstermiş olayım. Kablonun ucuları da yeşil. Yeşil yeşil oluyor ikisi de. Type-C bağlantımızın içi de yeşil bu arada. Onu da göstereyim ki her şey yeşil olmuş.
Bence bu güzel bir şey. Kulaklık da var. Kulaklığın olması güzel. Bazı markalarda çıkmıyor biliyorsunuz. 3,5 milim kulaklık. Şu anda ekranda onu da görüyorsunuz. Her zaman yaptığımız gibi şunları bir yerine koyalım önce. Daha sonra bir kutusunda güç bağlantılarını yapalım. Ayarlamaları yapalım. Şöyle bakalım. Şuradan Türkçemizi, güzel Türkçemizi bir bulalım. Geçtik herhalde. Evet, Türkçe diyoruz. İleri dedik. Türkiye dedik. Devam dedik. Hepsini kabul edelim. Devam dedik. Bunu sonra bir yapalım bu bağlantıyı. Devam diyoruz. Diğer diyoruz. Diğer diyoruz. Kabul ediyoruz. Google ayarları var. Parmak izini de atlayalım şimdilik. Atla diyelim. Sonra yaparız ayarlarımızı biz. Yeni bir Oppo telefon olarak ayarlayalım. Ve şu anda Color OS'te yükleniyor. Yüklenirken ben de birazcık farklı detaylardan da bahsedeyim sizlere. MediaTek'in MT6771V yani Helio P70 işlemcisini kullanıyor bu telefon arkadaşlar. 8 GB RAM olduğunu söylemiştik. 128 GB'da depolama alanımız var. MicroSD bellek kartı yuvamız var. İstersek de bellek arttırabiliyoruz. Kameradan bahsetmiştim. 48-8-2-2. Ön kameramız ise 8 megapiksel damla şeklinde bir çentiğimiz var. Hemen şu anda ekranda görüyorsunuz. Her iki kamerada Full HD 30 FPS video kayıt yapabiliyor. 4025 mAh'lik bir pilimiz var. Android 9 işletim sistemi geliyor. USB tip C bağlantımız olduğunu söyledik. Ve VOOC 3.0 desteğiyle 30 dakikada %50 şarj imkanımız mevcut. Işıltılı siyah ve çarpıcı mavi olmak üzere iki farklı rengi var. Ve ürünün biz bu kutu açılımını yaptığımızda fiyatı 3800 TL idi arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Evet, hoş geldiniz diye bir sesi duyduk. Böyle bir klasik aslında Oppo telefon menüsü bizleri karşılıyor. Kameraya bakalım. Biz hep yapıyoruz kameraya. Tamam diyelim. Geniş açımız vardı. Şöyle bir bakalım. Geniş açı biliyorsunuz Oppo'da yukarıda oluyor. Şu an geniş açı kameraya geçtik. Şu an tekrar normal kameramıza geçtik. İşte fotoğraflar, portre modumuz var. Fotoğraf var, video var. Buradan diğer modları da görebiliyorsunuz. Gece panorama, uzman zaman atlaması ve ağır çekim gibi modlarımız var. Ön kameraya geçelim. Burada beni görüyorsunuz şu anda. Merhaba. Tersten tepi tutuyorum şu anda. Ön kameramızda video var, fotoğraf var ve portre modumuz var. Burada da farklı modları görebileceksiniz. Panorama, zaman atlaması ve etiket modunun olduğunu da söylemiş olalım. İşte Oppo A91 genel olarak bu şekilde bir cep telefonu arkadaşlar. Detaylı bir inceleme gelecek tabi her zaman yaptığımız ve yapacağımız gibi. O gün gelene kadar eğer Oppo A91 ile ilgili aklınıza takılan sorular varsa lütfen bu videonun altında bizlere sormayı unutmayın. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve bizleri isterseniz Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda farklı bir şekilde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.